Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Ziyadat. Bu bab tekbirlerin nerelerde ziyade fazla alınacağını beyan edecektir. Bab-ı Salatil Aydeyn keyfet tekbiru fiha. En evvela bayramlarda ziyade tekbirler vardır. O tekbirler nasıl alınacak, nerede alınacak, o kaç tekbir alınacak, Fatiha ve Zemm-i Sure'den evvel mi alınacak, sonra mı alınacak, onda ihtilaf var, onları beyan edecek. Haddesena Ebu Bekret'e Bekkar ibn-i Kuteybe, kâle haddesena Ebu Ahmet Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Zübeyr, kâle haddesena Abdullah ibn-i Abdirrahman-i Sakfi, an Amr ibn-i Şuayb, an Ebihi, an Ceddihi, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimiz kebbere fil eydeyni, her iki bayramda da tekbir aldı. Kurban bayramında ve Ramazan bayramında. İsneteyi aşarete tekbire, 12 tekbir aldı. Seb'en fil ula, 7 tekbir birinci rakette ve hamsen fil ahire, 5 tekbirde ikinci rakette. Eder 12. Siva tekbirati salah, namazın 2 tekbirlerinden başka. Yani iftitah tekbiri başka, bir de sonundaki gene reketin evvelindeki tekbir başka. Ziyade olarak 7 birinci rekette, 5 de ikinci rekette 12 eder. Namazın tekbirlerinde katarsan ise 14 eder. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ Ölemaden bir kısmı zahip oldular ki, اِلَا اَنَّ التَّكْبِيرَ ف۪ي سَلَاتِ الْعَيْدَيْنِ Her iki bayram namazındaki tekbirler kezalik böylecedir. Birinci rekette 7 tekbir alacaksan, ikinci rekette 5 tekbir alacaksın. Dediler, وَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَد۪يسِ Bu mesele hakkında bu hadisi delil getirdiler. Bununla ihticac eylediler. Daha وَبِمَا دَخِ بِالْحَد۪يسِ ihticac eylediler ki, حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْجَارُودِ Bize Abdurrahman ibn Carut rivayet eyledi. Kale haddesena Sa'id ibn Kethir ibn Ufeyr. Kale akhberena ibn Lehi'a. An Ebi al-Esved, an Urve, an Ebi Vakid al-Leysiyyi ve Aişe radıyallahu anha. Urve, Ebi Vakid al-Leysi'den ve Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor ki, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz Salla bin Nasi, Nasa namaz kıldırdı. يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَدْحَى Hem Kurban Bayramı namazında hem Ramazan Bayramı'nda her ikisini de kıldırdı. فَكَبَّرَ فِي الْعُولَى سَبْعًا Birinci rekette 7 tekbir getirdi. وَقَرَى okudu قَاف وَقُرْآنِ الْمَجِيدِ Birinci rekette Sure-i Kaf'ı okudu. وَفِي الثَّانِيَةِ ikincide de tekbir aldı. 55 tekbir. وَقَرَى okudu اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ الْقَمَرِ İktarebe suresini okudu. Şimdi birinci rivayet ve bu rivayet her ikisi de ispat ediyor ki bayram namazında 12 tekbir ziyade var. Fakat 12 tekbir birinci rekette 7, ikinci rekette 5. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akhbereni ibn-i Lehi'a an Halid ibn-i Yezid an ibn-i Şehabi. En Urve'ten Aişe'te radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yükebbiru tekbir alırdı fil eydeyn bayram namazlarında Ramazan ve Kurban bayram namazlarında tekbir alırdı seb'en ve hamsen 7 birde 5 yani birinci rekette 7 ikinci rekette 5 siva tekbireti rükû tekbirlerinden başka rükû tekbirleri başka yani ziyade olarak حدثنا ربيع المازن قال حدثنا سعد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام التحاوية ربيع المازن ده رواية ديور حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن شهاب الزهري ده başka bir terkle rivayet ediyor. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا حرملة عن ابن وهب
عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Hazreti Ayşe'den bu hadisi şerif yine aynı şekilde rivayet ediliyor. Haddesena Yahya bin Osman kâle, haddesena Abdus el-Attar an el-Ferec bin Fudale an Abdullah bin Amir el-Eslemi an Nafi' an İbn Ömer an el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular fi tekbiril aydeyn, her iki bayram namazlarının tekbirinde. Fir rek'atil ula seb'an, birinci rekette 7 ve fissaniyeti 5 tekbirat, ikincide de 5 tekbir. Haddesene Yunus kâle akberene ibn-i Vehbi kâle ketebe ileyye kesîru ibn-i Abdillah ibn-i Amr'in radıyallahu anh. İbn-i Vehb diyor ki kesîru ibn-i Abdullah bana yazdı. Yuhaddisuni an ebihi, babasından rivayet ederek. Ketir babası Abdullah'dan. O da kimden? An ceddihi. O da onun babası Amr'den ki Küseyr'in dedesi oluyor. Kale, Amr dedi ki Ra'itu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ben sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Kebbere fil etha seb'en ve hamsen, Kurban bayramında 5, 7 ve 5 tekbir aldı. Yani birinci rekette 7, ikincide 5. Fil fıtri misle zalik, orada bir vav olsa daha güzel olur. Ve fil fıtri misle zalik, Ramazan bayramında da bu şekilde tekbir aldı. Birinci rekette 7, ikincide 5. Kalu, bu birinci mezhep sahipleri dediler ki وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَا, bu rivayet edildi böylece اَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in eshabından bir adamdan değil, daha birçok sahabelerden böylece rivayet edildi. Yani bayram namazlarında birinci rekette 7, ikincisinde 5 ziyade tekbir vardır. فَزَكَرُوا, yine bu birinci mezhep sahipleri zikreylediler. مَا قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ, Yunus'un bize rivayet eylemiş olduğu hadisi. قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكَنْ اَخْبَرَهُ اَنَّاسَعِنْ اَنَّهُ قَالْ, İmam-ı Nafi diyor ki شَهِدْتُ لَتْحَا وَالْفِطْرَ مَا عَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Ramazan bayramını ve kurban bayramını ben Ebu Hüreyre ile beraber hazır oldum, kıldım. فَكَبَّرَ فِي الْعُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتِ, birinci rekette 7 tekbir getirdi. قَبْلَ الْقِرَاءَةِ, kıraatten evvel. Fatiha'yı ve Zemmü Sure'yi okumazdan evvel 7 tekbir getirdi. وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتِ, ikinci rekette de 5 tekbir getirdi. قَبْلَ الْقِرَاءَةِ, yani okumadan evvel. Yukarıki rivayetleri bu rivayet inzimam eyledi. Eshab'tan Hazreti Ebu Hüreyre de bu şekilde namaz kıldırmış. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Malikun ve Sahru ibn-i Cüveyriye an Nafi'in an Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Nafi terikiyle İmam-ı Tahavi Ebu Bekir'e vasıtasıyla rivayet ediyor. Kâlu, işte bu kavle kâil olanlar hükmettiler ve dediler ki فَبِهَذِهِ الْآثَارُ نَقُولُ, işte bu hadislerle biz hükmederiz ve اِلَيْهَا نَذْهَبْ, biz de bu mezhebe gideriz. Yani bayram namazında 12 tekbir ziyade vardır. 7 tekbir birinci rekette, 5 tekbir de ikinci rekette. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ, İkinci bir zümre bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا, dediler ki بَلِ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ, belki her iki bayram namazında tekbirler 9'dur, 12 değildir dediler. Bunlar da delil getirecekler. Ama 9 tekbir nasıl? خَمْسًا فِي الْعُولَى وَعَرْبًا فِي الْآخِرَةِ, birinci rekette 5 tekbir, ikinci rekette de 4 tekbir eder 9 tekbir. وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ, İki kıraat arasını da veli edecek. Ne demek? Birinci rekette 5 tekbiri alacak. Kur'an-ı Kerim'i, Fatiha-i Zemmü Sure'yi okuyacak. İkinci rekete kalktı mı yine Fatiha-i Zemmü Sure'yi okuyacak. Kıraatın sonunda 4 tekbiri alacak. İşte iki kıraati birbirine birleştirdi. Aralarını kesmedi. Dedi ki bu. Demek ki 5 tekbir birinci reketin namazın evvelinde.
İkinci rekette 4 tekbir var ama kıraatın sonunda. Eder 9 tekbir. Bunların rivayeti de bu. Ve kâne minel hücceti lehum alâ ehlil mekâletil ula. Bu ikinci zümrenin birinci mekâle sahiplerinin aleyhine olan hüccetlerindendir ki fî mehteccû bihi aleyhim minel âthâr. Birinci zümre hadisler getirdiler. Bu hadislerle ihticac ettiler. Onlar hakkında elleti zekerine, bizim zikre, yukarıda zikreylediğimiz hadisleri delil getirmiştiler. O delillere reddiye olarak bu ikinci zümre iddia edip diyorlar ki enne hadise Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediğimiz 12 ziyade tekbir innemâ yedûru alâ Abdullah ibn Abdurrahman. Ravilerden Abdullah ibn Abdurrahman'dan geliyor. Onun üzerinde duruyor. Rivayetler onun üzerinde geliyor. Ve leyse indehum, halbuki sizin indinizde, yani o meseleyi iddia edenler hakkında, 12 tekbir diyenler hakkında Abdullah ibn Abdurrahman olmadı. Billezi şol bir şahıs olmadı ki yuhteccü bir rivayeti. Onun rivayetiyle ihticaç olunur olmadı. Yani zayıf. Kendileri o hadisi alıyorlar ama o hadiste Abdullah ibn Abdurrahman var. Abdullah ibn Abdurrahman da kendileri ihticaç etmezler. Onun rivayetini kabul etmezler. Sünne huve eydar. Yine bu hadisi şerif an Amr ibn Şuayb an abihi an ceddihi. Bir de Amr ibn Şuayb'den geliyor ki o babasından, o da dedesinden rivayet eylemiş. Ve zâlike indehum eydâ. Bu senet de onların indinde. Leyse bi sema'in, sema değil. Eşitmemiş. Eşitmemiş, öyle rivayet ediyor. Sema değil. فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ عَلَى خَسْمِهِمْ. Bu birinci mezhep sahipleri nasıl kendi hasimlerine delil getirirler? Bima bir hadiste ki لَوِحْتُجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ. O hadislerle, o ravilerle kendi aleyhlerine hüccet getirilse لَمْ يُسَوِّغُوهُ ذَلِكَ. Onu teşhis etmezler. Böyle ravileri den bu hadisler rivayet edilmiş ki biz onların, bu ikinci zümre diyor ki biz onların aleyhine bunlardan rivayet edilmiş bir hadisi getirsek kabul etmezler. Onlar nasıl kabul edip de bunları rivayet ediyorlar bizim aleyhimize? Ve emma hadisi İbn-i Lehiya. İbn-i Lehiya'nın rivayet eylemiş hadise gelince febeyyinul izdirab. Onun da izdirabı zahirdir. Marraten yuhaddisu an ukeyn. Bazen Ukeyl'den rivayet ediyor ve merreten Halid ibn Yezid, başka bir defa da Halid ibn Yezid'den rivayet ediyor. O da kimden? An ibn Şihab. İbn Şihab'den. Ve merreten Halid ibn Yezid an Ukeyl. An ibn Şihab. Bazen de Halid ibn Yezid'den, o da Ukeyl'den, o da Şihab'den. Yani kaide tahtinde değil. Rivayetinde, senedin ittisalında ihtilaflar oluyor. Ve merreten an Ebil Esved, an Urve, an Ayşe'de. Radıyallahu anh. Bazen de Ebu'l-Esved'den, o da Urve'den, o da Ayşe'den rivayet ediyor. Ve Ebi Vakit, yahut Ebi Vakit'ten rivayet ediyor. Radıyallahu anh. فَسَكَرْنَا ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda bunların hepsini zikreyledik. Yani 12 tekbir iddia edenlerin delilleri zayıf, senetleri zayıf. Her birisinde bir ayık var. 12 tekbir, 12. 9 yok. 12 tekbir iddia edenlerin delilleri zayıf. Onları öyle itiraz etti. Doğru. Ve ba'du fe mezhebuhum fi İbn-i Lehiya. Ondan sonra bunların mezhepleri İbn-i Lehiya hakkında ravilerden. Ma kad şerahnahu fi gayri mevdi'in min hadel kitab. Bu hadiste bir mevzide değil, birçok yerlerde şerh ettik ki İbn-i Lehiya zayıftır. İbn-i Lehiya tarifiyle gelen senetler zayıftır. İhticaca salih değildir. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn Ömer'den rivayet eden hadis فَاِنَّمَا يَدُورُ عَلَى مَا رَوَوْهُ. Onların rivayet etmiş olduğu sened itibariyle اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمِرْ. Abdullah ibn Amir'den geldi. وَهُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِيفُ. Abdullah ibn Amir de kendileri indinde zayıftır. Onun rivayeti müteber değildir. وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا الْحَد۪يثِ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadis an nefsihi kendindendir.
Abdullah İbni Ömer'in kendi fetvasıdır. Hadis olarak değildir. Aslı bu. Fakat burada hadis olarak getirdiler. Hadis değil, Abdullah İbni Ömer'in fetvasıdır. Nasıl? Onu da ispat ediyor. Haddesena Yahya İbni Osman kâle, haddesena Ebu Resved. النضر بن عبد الجبار قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم النافع بن أبي نعيم النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر روايته لدي مثله أين أن روايته لدي عبد الله بن عمر تكبير لن أن كدر لدي ولم يرفعه أن رسول الله فنمزة إسناد etmedi رسول الله فنمزدن eşittim gördüm rivayet olundu diye bir şey yok. فَهَذَا وَاَصْلُ الْحَدِيسِ Hadisin aslı bu. Abdullah İbni Ömer diyor ki namazın tekbirleri, bayramlarda ziyade olan tekbirler 12'dir. Ama Resulullah'tan işittim, Resulullah'tan gördüm yahut da başkası görmüş böyle bir lafız yok. Buna mevkuf derler. Yani Abdullah İbni Ömer'in kendi fetvası. وَاَمَّا حَدِيسُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ Bu Kesir İbni Abdullah'ın hadisine gelince فَاِنَّمَا هُوَ عَنْ كِتَابِهِ اِلَى بْنِ وَهْبِهِ İbn-i Vehbe yazıyla yazmış, yazıyla izin vermiş. Namazın tekbirleri 12'dir demiş. وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ Bu bizim kasımlarımız kılmazlar. مَا سُمِعَ مِنْهُ حُجَّةً Kesir İbn-i Abdullah'dan bizzat işitse idi, rivayet etseydi kabul etmezdiler. فَكَيْفَ مَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ Ondan işitmemiş de yazıyla icazet vermiş. Bunu hiç kabul etmezler. Yani kendileri bunu delil ihtihaz etmezler. Bizim aleyhimizde nasıl delil yapıyorlar? Öyleyse bu bayramlardaki tekbirler 12'dir diye gelen rivayetlerin her birisinde bir zafiyet var. Kuvvetli senetlerle rivayet edilmemiş. فَلَمَّا اَنْتَفَا اَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْاَسَارِ O ki bu eserlerde müntefi olduğu şeyün yedüllü ala keyfiyeti tekbir fil eydeyn. Bayramlardaki tekbirlerin keyfiyetine delalet eder kuvvetli bir şey yok olduğu kuvvetli bir sened olmadı. Lima beyyenna bizim beyan ettiğimiz sebep üzerine ki raviler zayıf bunlara itimat edilmez. Min vihaiha ve sukutiha ravilerin zayıf olması, sabit olmaları itibariyle bunlardaki bir kuvvetli delil bulunmadı. نَزَرْنَا فِي غَيْرَهَا Başka hadislere baktık. هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ Bu tekbirlerin kaç tane olduğuna delalet edecek başka hadislerde kuvvetli rivayetle gelmiş olan hadislerde bir şey var mı yok mu? Bunu araştırdık. فَيْذَنْ عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَيَحْيَ بْنِ عُثْمَانِ Bir de baktık ki Ali ibn Abdirrahman ile Yahya ibn Osman kad haddesana bize rivayet ediyorlar iki kişi. قال حدثنا عبد الله بن يوسف onlara da Abdullah ibn Yusuf rivayet eylemiş en Yahya ibn Hamza o da Yahya ibn Hamza'dan almış قال Yahya ibn Hamza dedi ki حدثني الوطين بن عطاء الوطين بن عطاء bana rivayet eyledi ki en القاسم أبا عبد الرحمن حدثه ona da Ebu Kasım rivayet eylemiş قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Ona da ashab-ı kiramın bazileri söylemişler ki قَالَ صَلَّى بِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ عِيْدٍ Ashabtan olan o kim ise bazı dedi. İsmini vermedi. O zat diyor ki Peygamber Efendimiz صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bize bayram namazını kıldırdı. فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا Dört tekbir aldı. Yani birinci rekette dört tekbir, ikinci rekette dört tekbir. ثُمَّ أَقْبَلْ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حَيْنَا صَرَفْ Bayramı bitirdikten sonra yüzünü bize döndü. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Eshaba buyurdu ki لَا تَنْسَوْا Unutmayın. Bayram tekbirlerinin sayısını unutmayın. كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ Cenaze tekbirleri gibidir. وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ Peygamber Efendimiz parmaklarıyla da işaret eyledi. وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ Baş parmağını kabz etti, öteki dördünü gösterdi. Yani Resulullah Efendimiz baş parmağını tutmuş, öteki dört parmağını böyle göstermiş. Bak unutmayın bayram namazı cenaze namazı gibidir. Cenaze namazının tekbirleri nasıl ise bayram tekbirleri de öyledir. Yani dörttür. Dört parmağını
açmış, bir parmağını kabzetmiş. Dörttür. Bu daha sarih demek ki cenazedeki tekbirlerde dörttür. Çünkü onda da ihtilaf var. Dört mü, beş mi? Cenaze tekbirleri de dörttür. Bayram tekbirleri de dörttür dedi. فَهَذَا حَد۪يسٌ حَسَنُ الْاِسْنَادِ İşte bu bir hadistir. Senedi güzeldir bunun. Bunda yani senedinde bir zafiyet, bir şey yok. Ve Abdullah ibn Yusuf ve Yahya ibn Hamza ve'l Vatin ve'l Kasim kulluhum ehlu rivayet. Bu senette geçen Abdullah ibn Yusuf olsun, Yahya ibn Hamza olsun, Vatin olsun, Kasim olsun, bunların hepsi ehli rivayettir. Ma'rufun bi sıhhati'r rivayet. Rivayetlerinin sıhhatiyle ma'rufturlar. Rivayetleri daima doğrudur. Leyse kemen bunlar bir kimse gibi olmadı ki raveyna anhul asar el ve. Evvelki hadisleri rivayet ettiğimiz adamlar gibi zayıf adamlar değil bunlar. Bunların rivayetleri sahih, sağlam adamlar. Öyleyse hangi hadisin senedi kuvvetli, sağlam ise bu alınır, öteki alınmaz. Fe in kana hadha el babu min tariqi sıhhati el isnad. Yok hal. Eğer bu babda isnadi sahih olan senet terikiyle alınır olur ise fe inne hâzâ evlâ, bu ikinci rivayet daha evladır. En yuhade bihi, alınmaya daha evladır. Neden evladır? Mimma hâlefehu, buna muhalif olanlar. Yani yukarıdaki rivayetler geldi, senetleri zayıf. Fakat bu rivayet geldi, senedi sahih. Bu nekil işinde zayıfe mi itimad edilir, sahihe mi? Sahihe. Biz sahihi almak lazımsa bu ikinci rivayeti alacağız. Öyleyse bu rivayete göre dört tekbirdir. Dört tekbir birinci rekette, dört tekbir de ikinci rekette. غَيْرَ أَنَّهُ زَكَرَ ف۪يهِ Yalnız bu rivayette zikreyledi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيَنْبَرَ فَمْنِزْ كَبَّرَ ف۪ي كُلِّ رَكَةٍ اَرْبَعًا Her iki rekette de dörder tekbir aldı. Ve akhbarahum, onlara da haber verdi ki enne zalike ke tekbirul cenayiz, bayram tekbirleri cenaze tekbirleri gibidir, yani dörttür. Öyleyse böyle buyurunca fehtemele, ihtimal oldu ki ben yekunel erba, bu dört ola siva tekbiretil iftitah, namaza başlangıç tekbireti iftitah dahil mi değil mi, burada şüphe var. İhtimal ki dahil değil. Tekbiretil iftitah, ondan sonra da dört tekbir ziyade. Böyle olur. Böyle olursa feyekûnü zâlik bu olur kad vâfaka kavlellezîne ihticecnâ bihâdel hadîsü kavlihim. Bizim diyor bu tekbiretül istitahtan başka dört tekbir olmak ihtimali olursa feyekûnü zâlik bu olur kad vâfaka muvâfık olur kavlellezîne şöyle bir kimselerin kavlüne ki ihticecnâ biz hüccet getirdik bihâdel hadis bu hadislerle kavlihim kavullerine kendilerin dedi ki doğruysa iftitah tekbiri dahil değil ise bayram tekbirleri ne dediydi? 8 4 birinde 4 birinde onlara delil olabilir. Hani biz dedik ki 9 ya 9 ne ile oluyor? İftitah tekbiriyle oluyor. 4 rekat dört tekbir ziyade bir iftitah tekbiri 9. İkincide de 4 işte 9 olur. 5 4 9. Ve ihtemelen yekuna zalik ala 4 bi tekbiretil iftitah. Bir de var ki hayır tekbiretül iftitah ile 4. Tekbiretül iftitah 4. 3 de ziyade tekbiretül iftitah 1. 3 de ziyade etti 4. Böyle olursa vakitte feyeku evet. Feyekunu zalik واحتمل أن يكون ذلك الأربعين بتكبيرة الافتتاح فيكون مخالفا لقولهم وقد bu hadis onların kavullerine muhalif olur. Niye onlar 9 diyordu? 8'e düştü. Demek tekbiretül iftitah sayılırsa 9 olur. Tekbiretül iftitah sayılmasa 8 olur. İki ihtimal da var bunda. فَنَزَرْنَا فِي مَا رُوْيَ مِنَ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ سِوَى هَذَا الْأَثَرِ اِذَا Öyleyse burada bir şek girdi. Acaba bayram tekbirlerinin ziyade olanlar 8 mi yoksa 9 mi? Bunlar 9 dediler ama tekbiretül iftitahi idhal ederlerse 9 olur. Etmezlerse 8'e düşer. Öyleyse bu da tam meseleyi vüzuha çıkarmadı.
mesele kökünden hallolmadı. Öyleyse fenezerine biz baktık fîmâ rûye minel âsâr, diğer hadislerden rivayet olunanlara baktık ki fî hâzel bâb, bu hususta sivâ hâzel eserîdâ, bu hadisten başka bir eser var mı? Bunu daha meydana izaha çıkaracak bir şey var mı? Feyze Muhammed ibn Ahmed el Cevzecani, bir de baktık ki Muhammed ibn Ahmed el Cevzecani kad haddesene, bize rivayet ediyor. Kale haddesene Gassan ibn Rabi', kale haddesene Abdurrahman ibn Sabit ibn Sevban'ın abihi ennehu semi'a mekulen yekul haddeseni Ebu Ayşe radıyallahu anha enne Sa'id ibn al-As radıyallahu anh da'a Ebu Musa el-Eş'ari ve Huzeyfe ibn el-Yaman radıyallahu anhuma. Sa'id ibn al-As emir oldu Medine'ye, Ebu Musa el-Eş'ari ve Huzeyfe ibn el-Yaman'ı çağırdı. Fes'alehuma, onlara sordu ki keyfe kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiru, Peygamber Efendimiz nasıl tekbir alırdı? Fil etha vel fitri, kurban bayramı namazında ve Ramazan bayramında Resulullah Efendimiz namazı kıldırırken tekbir ne şekilde alırdı diye sordu. İki zata soruyor. Biri Ebu Musa el-Eş'ari, biri Huzeyfe ibn el-Yaman. Fakale Ebu Musa, Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki erba'an, dört tekbir alırdı. Tekbiratin alel cenayiz, cenazelere alınan tekbirler gibi dört tekbir. Cenazede dört tekbirdir, bayramda da dört tekbir alırdı. Dört tekbir birinci rekette, dört tekbir ikinci rekette. Ve seddekahu Huzeyfe, Huzeyfe ibn el-Yaman da onu tesdik etti ki evet dedi, Resulullah Efendimiz dört tekbir alırdı. Fakale Ebu Musa, Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki kezalike kuntu ukebbiru, ben böyle tekbir alırdım le ehlil Basra, Basra halkına iz kuntu emiren aleyhim, ben onlara emir vali olduğum vakitte bayramı kıldırırken ben de böylece dört tekbir alırdım. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle alır idi. فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا اَيْدَا, bu hadiste de olmadı. Ziyadetün bir ziyadelik olmadı ala ma fil hadisi evvel. Evvelki hadiste ki mana üzerine ziyadelik yok. Sen dört tekbir alırdın ama iftitah tekbiriyle mi dört? Yoksa ondan başka mı dört? Bunda da izah yok. Öyleyse tekrar araştıracağız. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ اَيْدَا, tekrar araştırdık. فَاِذَنْ يَحْيَ بْنْ عُثْمَانِ قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن زيد الواسطي عن النعمان عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. مكحول diyor ki حذيفة وأبو موسى الأشعرين elçileri haber verdiler ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فلمس كان يكبر في العيدين, bayram namazlarında tekbir alırdı. Erba'an ve erba'an, dörder dörder alırdı. Siva tekbireti iftitah, iftitah tekbirinden başka dörder tekbir alırdı. Yani bak bu hadiste izah var. Tekbiretül iftitah dahil değil. Tekbiretül iftitahtan başka dörder dörder. Febeyyene hadel hadis, bu hadisi şerif beyan eyledi ki enne tekbiretel iftitah, namaza giriş tekbiri haricetun minet tekbiratil meskurat, o zikrolunan dörder dörder tekbirden, tekbirlerden hariçtir. Fî hadîs-i Cevzecani, Cevzecani'nin hadisinde olan dörder tekbirden hariçtir. Ve fî hadîs-i Ali ibn Abdirrahman ve Yahya ibn Öztürk, evvelki rivayetlerde gelen dörder dörder rivayetleri var idi. Onlarda iftitah tekbiri hariç değildi ama bunda beyan etti ki hariçtir. Ve hâzâ mâ sebete indenâ, İşte bizim indimizde sabit olan budur. Fit tekbir fil aydeyn, bayramlardaki tekbirde bizim indimizde de sabit olan budur. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Lem ne'alem şey'en, biz bir hadis bilmedik ki ruviye anhu, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. O da neden? Mimma yusbitu, mimma bir hadisten ki yesbitu misluhu, onun misli sabit olur. Yani senedi kuvvetli olur. Bir hadis bilmedik ki yuhalifu şey'en min zalik, bizim bu dediğimize muhalif olan. Bizim bu dediğimize muhalif olan hadisler var ama fakat sabit değil. Yani senetleri zayıf, kuvvetli değil. Böyle kuvvetli bir senetle sabit olur bir hadis, buna muhalif olarak gelmedi. Öyleyse İmam-ı Tahavi burada birinci rekette dört, ikinci rekette dört tekbir ziyade vardır dedi. Tekbiretül İftah dahil değil.
Şimdi kaldı onlara reddiye. Onların delilleri vardı ya. Onların 9 kılıyorlar hocam. He? Türkiye'de 9. 9 değil, 6 Türkiye'de. 6'dır. Öyle mi? 3 evvelde, 3 sonra 6'dır. Şimdi o da gelecek. Şimdi 4'te kaldık. Düğün burada kalsın. Hı. Vallahu teala alem. وَأَمَّا مَا اِحْتَجُّ بِهِ اَمَّا شُلْ بِشِيْكِ tekbirler 12'dir diyenler istidlal eylediler. مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ اَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah ibn Ömer'in ve Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadislerle ihticac ettiklerine gelince فَاِنَّهُ قَدْرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ bir cemaatten rivayet edildi min ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den hilaf-ı zalik. Bunların rivayetlerine muhalif rivayet edildi. Bunların ikisi rivayet ettiler ki birinci rekette 7, ikincisinde 5 tekbir var, 12 tekbir eder. Halbuki ashab-ı Resulullah'tan buna muhalif olan rivayetler var. Ashab-ı Resulullah'tan kimden geldi o rivayetler? Minhum Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Onlardan birisi Hazreti Ali kerramallahu veche. Ondan gelen rivayet bu rivayete muhalif. Hazreti Ali'den gelen rivayet de şu. Haddesena Ebu Bekrete. Kale haddesena Ebu Davud'a Tayalisiyyü. Kale haddesena Züheyr ibn Muaviye. En Ebi İshak en Ali'in radıyallahu anhu. Ennehu kâne yükebbiru fin nehri. Hazreti Ali radıyallahu anh kurban bayramında tekbir alırdı. Hamse tekbirat, 5 tekbir. Namaza 5 tekbir ziyade alırdı. Selasen fil ula ve sinteyni fil saniye. Birinci rekette 3 tekbir, ikinci rekette 2 tekbir. 5 tekbir ziyade var idi. İkinci rekette 3. Evet, ikinci de 2. La yuvali beynel kıraateyn. İki kıraati de birbir peşine yapmaz. Yani birinci rekette tekbir alır, kıraatı okurdu. İkinci rekette yine tekbir alır, sonra kıraatı okurdu. İşte böyle olursa iki kıraati birbirine birleştirmemiş olur. فَهَاكَذَا كَانَ عَلَيْهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ Kurban bayramında Hazreti Ali namazı böyle kıldırırdı. وَقَدْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ خِلَافَ ذَلِكَ Fakat bayram namazında bunun aksine namaz kıldırırdı. Buna muhalif olan bir şekilde kıldırıldı. Demek Hazreti Ali Kurban Bayramı'nı başka bir şekilde, Ramazan Bayramı'nı başka bir şekilde kıldırmış. O Ramazan Bayramı hakkında olan hadis de şu. Haddesena Yahya ibn Osman, kâle haddesena Amr ibn Khalid, kâle haddeseni Züheyr ibn Muaviye, an Ebi İshak, an İl-Haris, an Aliyyin radıyallahu anhu, ennehu kâne yükebbiru yevmel fitri 11 tekbire. Hazreti Ali radıyallahu anh, Ramazan bayramında 11 tekbir alırdı. يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَ Bir tekbir ile namaza başlardı. Ona iftitah tekbiri derler. ثُمَّ يَقْرَوْ Sonra Kur'an okurdu. ثُمَّ يُكَبِّرُوا خَمْسًا Sonra 5 tekbir alırdı. Evvela Kur'an'ı okuyor. Ondan sonra ziyade tekbirlerden 5 tekbir alıyor. يَرْكَعُ بِيَحْدَاهُنَّ O 5 tekbirin birisiyle rükû yapardı. Birisi rükû tekbiri olunca ziyade kaç tane oldu? 4. Bu birinci tekbir, iftah tekbiri. Kur'an'ı okudu. Kur'an okuduktan sonra 4 tekbir bayram tekbiri aldı. Bir de rükû tekbiri ediyor, 5. سُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَى Sonra ikinci rekette kalkar, yine Kur'an okurdu. سُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا Ondan sonra 5 tekbir alırdı. يَرْكَعُ بِيَحْدَاهُنَّ O 5 tekbirin birisi rükû tekbiri. Onu da rükû ederdi. Öyleyse Kur'an'ı okudu. 4 tekbir bayram tekbirini aldı. Bir de rükû tekbir etti 5. Şu halde ziyade olan tekbirler kaç oldu? 8. 4 birinci rekette, 4 de ikinci rekette. Evet. Sümme zekere anhu. Sonra Hazreti Ali'den zikreyledi. Fî mâ kâne yükebbiru fil etha. Kurban bayramında kıldığı tekbirlerden de zikreyledi. Nehven mimma zekerehu Ebu Bekre. Yukarıda Ebu Bekir'in rivayet etmiş olduğu gibi. Yani 5 tekbir. 3 tekbir ziyade birinci rekette. 2 tekbir de ikinci rekette. Hazreti Ali Kurban Bayramı'nı 5 ziyade tekbir ile, Ramazan Bayramı'nı 8 ziyade tekbir ile kıldırmış.
Hakeza fe hakeza kana Ali radıyallahu anhu yukebbiru fil fitri. İşte Ramazan bayramında böyle yapardı. Ziyade tekbirler her dört dört ziyade ama kıraatten sonra. Her ikisinde de kıraatten evvel değil, kıraatten sonra. وَدَلَّ مَا ذَكَرَ يَحْيَا فِي حَدِيْسِ هَذَا Yahya'nın bu hadiste zikrettiği delalet etti ki عَلَى أَنَّ تَرْكِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'nin terk etmesi neyi? الْمُوَالَاتَ بَيْنَ الْقِرَاءَتِينَ İki kıraatin birbirine muvali olmasını terk etmesi. Yani araya tekbir koydu. Evvela Kur'an okudu, birinci rekette sonra tekbirleri aldı. Halbuki evvela tekbirleri alsa, sonra Kur'an okusa, ikinci rekette de evvela kıraatten başlar, iki kıraatin arası birbirine muvalat olur. Birbirine muvalat olur ki arayı tekbir kesmez. Hazreti Ali bilakis kesti. Evvela birinci rekette Kur'an okudu, sonra tekbirleri aldı. Bitti. Öteki ikinci kıraatin onun arası kesildi. İkinci rekette yine Kur'an okudu, sonra tekbiri aldı. Fakat bu iki, birinci rekatin tekbirleri iki kıraatin arasını kesmiş oldu. Niçin terk etti diyor? İnnemâ huve böyle terk etmesi muvalati leennehu kâne yukebbiru ba'de tekbir. Hazreti Ali radıyallahu anh tekbirlerin ba'sini alırdı. Ellezî kâne yukebbiruhu fir reketil ula. Birinci rekette almış olduğu tekbirlerin ba'sini alırdı. Eblel kıraati kıraatten evvel. Ve ba'dehu ba'sini de ba'del kıraati kıraatten sonra. Ve ennehu kâne yeftedü. Hazreti Ali başlardı. Bil kıraati kıraat ile fil reketi saniye. İkinci rekette de kıraatine başlardı. Kablet tekbir, tekbirden evvel. Ellezi öyle tekbir ki kâne yukebbiruhu fiha. İkinci rekette alacakları tekbirden evvel kıraati okurdu. Şimdi birinci rekette Hazreti Ali bazı tekbirlerin bazılarını almış da sonra Kur'an okumuş. O bazı tekbir dedi ki iftitah tekbiri. Beş tekbir diyor ya, beş tekbirin İkisi namazın tekbirlerinde. Beş tekbir üçe iniyor. Niye? İftitah tekbirini alıyor. İftitah tekbiri çıktı. Geriye kaç kaldı? Dört tekbir. E dört tekbirin de birisi rükû tekbiri oluyordu. Öyle demedi mi? Hamsen yerkeve yok. Beş tekbir. Altı tekbir oluyor. İftitah tekbirinden başka beş tekbir daha var. İftitah tekbirini alıyor. Kıraati okuyor. İşte o tekbiri ayırmış oldu. Ondan sonra dört reket, dört tekbir bayram tekbiri alıyor. Ondan sonra da beşinci olarak rükû tekbirini alıp rüküve gidiyor. Ziyade olan dört tekbir birinci rekette, dört tekbir ikinci rekette oldu. وَقَدْ رُوِيَ اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خِلَافُ ذَٰلِكَ اِذَا Şimdi yukarıda birinci mezhep sahipleri dediler ki 12 tekbir. Onlara diyor ki sizin bu rivayetiniz böyle geliyor. Bu rivayetlerin senetleri zayıf. Sonra Ashab-ı Kiram'dan buna muhalif olarak rivayetlerde var. İşte biri Hazreti Ali. Onu beyan etti. Bir de sizin dediğiniz rivayete muhalif Hazreti Ömer'den rivayet var. Haddesena Yahya ibn Osman. Kale haddesena el-Abbas ibn Talib. Kale haddesena Abdülvahid ibn Ziyad. En Ebi İshak el-Şeybani. En Amir, en Ömer ve Abdullah radıyallahu anhum. Hazreti Ömer ile Abdullah bin Mesud içtema ra'yuhuma fi tekbiril eydeyn. Bayram tekbirlerinde ikisinin re'yi birleşti. İkisinin Hazreti Ömer ile Abdullah bin Mesud. İkisinin re'yi birleştiler. Ala tis'i tekbira, dokuz tekbire. Hamsun fil ula. Birincide beş. Ve erbe'un fil ahire. İkincide dört. Ve yuvali beynel kıraatin. İki kıraatin arasını da vel yettiler. Demek ki başta bir iftah tekbiri alıyor. Dört tekbirde ziyade tekbir ne etti? Beş. Ondan sonra kıraati okuyor. İkinci rekete kalktı mı gene kıraatten başlıyor. Çünkü kıraatlerin arasını birleştiriyor. Kıraati başlıyor. Kıraat bittikten sonra üç tekbir alıyor, ziyade tekbir. Dördüncü tekbiri de alıyor. Rükû tekbiri dört etti, dokuz. Dokuz etti ama bunların birerini çıkınca yediye düşer. Evet. Fakat burada beyan etmiyor. Yalnız diyor ki beş tekbir birinci rekette, dört tekbir de ikinci rekette dokuz olur diyor.
وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَٰلِكَ اِيْدًا Yani Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a. Abdullah ibn Abbas'tan da bu birinci rivayete muhalif rivayet var. Şimdi Hazreti Ömer ve Abdullah ibn Mesud 12'ye çıkarmadılar tekbirleri. Ya 9'da kaldı onlarınki. Bu esas namazın tekbirlerinde çıkarsansa daha aşağı düşer. Abdullah ibn Abbas'tan da gelen rivayetler iki türlü rivayet geliyor. Birisinde Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Abdussamed ibn Abdülvaris kâle haddesena Şöbe kâle haddesena Katade ve Halid ibn el-Hazza ve Halid el-Hazza en Abdullah ibn el-Haris ennehu sallâ halfe ibn Abbas radıyallahu anhuma fil-Eyd. Abdullah ibn Haris Abdullah ibn Abbas'ın peşine bayram namazı kıldı. 4 tekbir aldı. Peki bu 4 tekbir, iftitah tekbiri de içinde dahil mi, değil mi? Yani ziyade olarak mı 4 aldı yoksa iftitah tekbiriyle mi 4 aldı? Onu beyan etmiyor. Diyor ki 4 tekbir aldı şimdi bayram namazını beyan ediyor. Fekebbere erba'an, 4 tekbir aldı. Sümme kara, sonra Kur'an okudu. Sümme kebbere, sonra tekbir aldı yani ruh tekbirini. Farafa, ondan sonra başını namazdan kaldırdı. Sümme kâme fissaniye, ikinci rekette kalktı. Fakara okudu, evvela Kur'an okumuş. Sümme kebbere selasen, sonra 3 defa tekbir aldı. Sümme kebbere, ondan sonra tekbir etti. Yani rükûa gitti, farafa başını rükûdan kaldırdı. Şimdi bu rivayete göre Abdullah ibn Abbas'ın ziyade olan tekbirler 6 oldu. 3 birinci rekette, 3 de ikinci rekette. Şimdi baştan 4 tekbir aldı diyor. 4 tekbirin birisi iftah tekbiri, 3'ü de bayram tekbiri, 4. Ondan sonra Kur'an'ı okudu. Rükûnü, sücudunu yaptı, ikinci rekete kalktı. İkinci rekette ne yaptı? Evvela Kur'an okudu. Kur'an okuduktan sonra 3 bayram tekbirini aldı. Ondan sonra rükû tekbirini aldı, gitti. İşte Hanefilerin almış oldukları rivayet bu. 6 tekbir. 3'ü evvelden, 3'ü de sonradan. Birinci rekette kıraatten evvel, ikinci rekette kıraatten sonra. İmam Ebu Hanife'nin almış olduğu rivayet bu. Haddesena Salih ibn Abdurrahman ibn Amr ibn el-Haris. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. Kale haddesena Hüseyin. Kale ahberena Halidul Hazza. An Abdillah ibn el-Haris. An ibn Abbas radıyallahu anhuma mislehu. Yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Salih ibn Abdurrahman tarikiyle de rivayet ediyor. وَقَدْ رُوِيَ اَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْدًا Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. مَا يُخَالِفُ هَذَا الْقَوْلِ Bu rivayet, bu kavle muhalif başka rivayet daha var. Bunu beyan etti Abdullah ibn Abbas'ın peşinde nasıl namaz kılmışlar. Bir de buna muhalif başka bir rivayet daha var. Hem kendinin o namaz kıldırdığına muhalif وَقَوْلَ اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُولَى Hem de birinci makale sahipleri, bayram tekbirleri 12'dir diyenlere muhalif. Böyle bir kavli daha var. O kavli de şu. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar, kâle haddesena Süfyan ibn Uyeyne, kâle haddesena Amrun en'ata, an İbn Abbasin radıyallahu anhüma, ennehu kâne yukebbiru yevmel fitri. Ata diyor ki, Abdullah ibn Abbas Ramazan bayramında tekbir alırdı. Selâsete aşara tekbire. 13 tekbir. Şimdi bak bu rivayet 13'e çıktı, 12 de değil. Abdullah ibn Abbas'ın bu ikinci rivayetinde diyor ki namazda 13 tekbir alırdı. Seb'en fil ula, 7 tekbir birincide, kablel kıraati, kıraati Kur'an'dan evvel. Ve sitten fil ahire, ikincide de 6 tekbir, ba'del kıraati, kıraatten sonra. Evet, doğru şimdi. Kıraat, birinci rekette kıraatten evvel, ikinci rekette kıraatten sonra Hanefiler yaptığı gibi ama tekbirin adedinde ihtilaf oldu. Birincisinde 7 tekbir almış. Evet. İkincisinde 6 tekbir almış. Peki 7 tekbir, birisi iftitah tekbiri, 6'sı ziyade. Peki ikinci rekette de 6 almış, birisi rükû tekbiri olursa 5'i ziyade. Bunların hepsini toplarsanız 13 tekbir ediyor. Bu kendi yukarıdaki namaz kıldırdığına da muhalif. 12 tekbirler 12'dir dediklerine de muhalif. Bu 13 oldu. Haddesena Salihun gâle haddesena Sa'idun gâle haddesena Hüseyin gâle haddesena Abdülmelik ve Haccacun an eta'ni an İbn Abbasin radıyallahu anhuma mislehu ve lem yeskurul kira'a. Eyn hadisi şerifi
İmam-ı Tahavi-i Salih'te rivayet ediyor ama fakat bu rivayette kıraati zikretmiyor. Tekbirden evvel mi sonra mı onu beyan etmiyor. Fakat o birinci rivayette beyan ediyor. Kıraat birinci rekette tekbirden sonraydı, ikinci tekbirden evvel idi. وَقَدْ رُوْيَنْ اِبْنَ اَبَّاسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْذَا فِي ذَٰلِكِ Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi bu mesele hakkında. مِنْ قَوْلِهِ kendi kavlünden, yani hadis olarak değil. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ اَمْ قَتَادَتْ عَنْ اِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنَ اَبَّاسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالْ Abdullah ibn Abbas dedi, yani fetva verdi. Bu üçüncü, bu kavl fetva, hadis değil. Dedi ki, مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبَا Dileyen bayramda 7 tekbir alır. Ve men şa'a kebbere tisen. Dileyen 9 alır. Ve yehde aşere 11 tekbir alır. Ve selase aşereti 13 alır. Bu hayırdır. Demek bu fetvasında da isteyen 7 alır, isteyen 9 alır, isteyen 11 alır, isteyen 13 alır. Şimdi bu kavli, bu fetvası kendisinin iki kavline de muhalif. Öteki kavlilerine muhalif oldu. Bu üçüncü kavli oldu. فَهَذَا بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah bin Abbas قَدْ رُوْيَا قَدْ رَوَى عَنْهُ اِكْرِمَ Hazreti İkrim'i ondan rivayet eyledi. مَا زَكَرْنَا zikreylediğimizi. فَدَلَّ ذَٰلِكْ Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ Abdullah bin Abbas tekbir aldı. عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ Kendisinden rivayet eden her bir şahıs. Onlar da kimden min? Abdullah bin Haris ve Ata. Abdullah ibn Haris'in Ata'nın rivayetlerine göre tekbir aldı. Birincisinde ziyade tekbirleri 6 aldı. İkincisinde 9 aldı. Böyle rivayetler var. Ve lehu en yukebbire ala ma ravahu anhu. El ferikul ahir. Bir de insan için caizdir. Bu sonki ferikin rivayetine göre. Yani muhayyer. İsterse imam 7 tekbir alsın. Ziyade tekbirler. İster 9 alsın. İster 11. İster 13. وَقَدْ اِخْتَلَفَا عَنْهُ فِي مَوْضِي الْقِرَاءِ Fakat bu iki ravi, Abdullah ibn Haris ile Ata ihtilaf ettiler. فِي مَوْضِي الْقِرَاءِ Kıraat mevzeinde tekbirden evvel mi okuyacak, sonra mı okuyacak? Onda ihtilaf ettiler. فَرَوَا عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا قَدْ زَكَرْنَوْ فِي حَدِيسِ Her birisinin de ihtilafını biz rivayet eylemiş olduğu hadislerde beyan eyledik. فَاحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ يَحْتِمَلْ كُرَ كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Abdullah ibn Abbas'ın indinde hüküm böyleydi. اَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ Bu iki kıraatten hangisini yaparsa yapsın. İster tekbirden sonra okusun, birincide, ikincide yine tekbirden sonra yahut birincide tekbirden sonra, ikincide tekbirden evvel. Caiz ki Abdullah ibn Abbas bunların ikisini de caiz görüyordu. وَاَحْتَمَلَنْ يَكُونَ Evet. الحكم عنده bir ihtimal da var ki hüküm Abdullah bin Abbas'ın indinde oldu. في من كبر تسعا 9 tekbir alanda en yuvaliye بين القراءتين. Eğer 9 tekbir alacaksa 5'ini birinci rekatte kıraatten evvel alsın. Öteki 4'ünü ikinci rekatte kıraatten sonra alsın ki kıraatler birbirine vel yetmiş olsunlar. وفي من كبر ثلاث عشرة 13 tekbir alanlarda ise buna muhalif en yuhalife beynel kıraati. 13 tekbir alırsa kıraatlerin arasını muhalif olsun. Yani tekbirleri evvel alsın, kıraatleri sonra alsın. Caiz ki Abdullah ibn Abbas'ın indinde böyle olay. Ya öyle ya böyle. Kat'i surette bilmiyoruz. Rivayetler muhtelif oldu. Şimdi bu Abdullah ibn Abbas da 12 tekbir rivayetine muhalif geldi. Fakat kendisinden 3 türlü rivayet geldi. Bir rivayette ziyade tekbirler 6, bir rivayette 9, bir rivayette de isterse 7, isterse 9, isterse 11, isterse 13 olsun dedi. Daha muhalif olan kim var? Ashab'tan diyor, var. Abdullah ibn Mes'ud da 12 tekbir rivayetine muhalif geldi. وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ Abdullah ibn Mes'ud'dan da gelen rivayet 12 tekbir rivayetine muhaliftir. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن سعيد بن العاص سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد سعيد بن العاص مدينة والي oldu çağırdı
milleti fedaal eş'ariye ve ibn Mes'ud ve Huzeyfe ibn Yaman radıyallahu anhum. Ashab-ı kiramdan bu üç büyük zatı çağırdı bayram tekbirlerini öğrenmek için. Biri Ebu Musa el-Eş'ari, biri Abdullah ibn Mes'ud, biri de Peygamber Efendimiz'in sırrını bilen Huzeyfe ibn Yaman. Fekale dedi ki innel yevme eydikum. Bugün bayram, sizin bayramınızdır. Fekeyfe usalli. Ben emir olmak itibariyle namaz kıldıracağım. Namazı ne şekilde kıldırayım? Hı. Yani tekbirleri kaç tane alayım ve kıraati tekbirden evvel mi sonra mı nasıl yapacağım? Onlara sordu. Kale Huzeyfe, Hazreti Huzeyfe dedi ki selil eş'ariye, İmam eş'ariye sor. Ebu Musa eş'ariye sor dedi. Ve kale eş'ariye, Ebu Musa eş'ariye dedi ki sel Abdullah, Abdullah bin Mesud'a sor. Çünkü Abdullah bin Mesud hepsinden daha alim idi, daha alim idi. Fakal Abdullah, Abdullah dedi ki tükebbiru, sen tekbir alırsın dedi ve zekerel hadis, hadisi zikreyledi. Ki ve huve yükebbiru tekbiraten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tekbir alırdı. Sen de böyle al demek istedi. Ve yeftetihu biha salata. Namaza başlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Buna iftitah tekbiri derler. Sümme yükebbiru ba'daha felasen. Ondan sonra üç ziyade tekbir alırdı. Bu da bayramdaki ziyade olan tekbirler. Sümme yakra'u. Sonra Kur'an okurdu. Sümme yükebbiru tekbireten yerke'u biha. Kıraatten sonra bir tekbir alır, rükû'a giderdi. İşte biz Hanefilerde böyle yapıyoruz ya. Evvela bir iftar tekbiri alıyoruz. Sonra üç tekbir, bayram tekbirini alıyoruz. Sonra Kur'an okuyoruz. Ondan sonra Allah-u Ekber deyip rükû'a varıyoruz. Bu birinci rekat. Sümme yescudu. Sonra secde eder. Sümme yekûmu feyekra. Ondan sonra ikinci rekete kalktı mı okurdu. Resulullah Efendimiz Kur'an okurdu. İşte biz de öyle yapıyoruz evvela. Kur'an okuyoruz. Sümme yükebbiru selasen. Kıraatten sonra üç tekbir alırdı. Buna da ziyade tekbirler. Sümme yükebbiru tekbireten sonra bir tekbir daha alırdı. Yerke'u biha. Onunla rükû'a giderdi. İşte Abdullah bin Mes'ud'un rivayet ettiği bu Hanefi mezhebi. İşte Hanefiler bunu almış. Abdullah bin Mes'ud bunu söyledi. Bakalım öteki iki sahabe ne dediler? Onlar da onu tasdik ettiler. Dediler ki evet. Resulullah Efendimiz böyle kıldırır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Mu'emmin. Kâle haddesene Süfyan en Ebi İshak en Abdillah ibn Ebi Musa en Abdillah radıyallahu anh fi tekbir yevmel id. Fezekere nehve zâlik. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekret tarikiyle de rivayet eyledi. Demek ki bu kuvvetli oldu. Üç büyük sahabenin gelip de ittifakla Medine valisi Said ibn el-As'a söylemeleri işte en kuvvetli rivayet. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Hişam ibn Ebi Abdillah en Hammadin en İbrahim'e en Alkamet ibn Kıysin. Kâle haricel velidu ibn Ukbete ibn Ebi Mi'yad. Ale ibn Mes'ud ve Huzeyfete vel Eş'ari radıyallahu anhü. Velid ibn Ukbe geldi üç sahabeye. Abdullah bin Mesud, Huzeyfe Eş'ariye onlara geldi. Fekale dedi ki innel eyde gaden. Bayram yarındır. Fekeyfe tekbir. Tekbir nasıldır? Nasıl tekbir alınacak diye sordu. Fekale bin Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud dedi ki şimdi yukarıdaki rivayet Sa'id ibn el-As sorduydu. Bunu da Velid ibn Ukbe sordu. O da valiydi ama şeyde Kufe'de oldu galiba bu. Fezekere nehve zalik. Abdullah bin Mesud böyle yukarıdaki gibi zikreyledi ve zade. Fakat bu rivayette ziyade eyledi ki fekale el-eş'ariyyü ve Huzeyfetu radıyallahu anhuma. Abdullah bin Mesud bu tekbirleri böyle beyan edince Ebu Musa el-Eş'ari ile Hazreti Huzeyfe dediler ki sadaka Ebu Abdirrahman. Abdullah bin Mesud'un künyesi Ebu Abdirrahman doğru söyledi. Resulullah Efendimiz böyle namaz kıldırdı. Hanefilerin delili gayet kuvvetli. Muhtelif rivayetler var ama işi en sağlam yerden almışlar. Fahada Huzeyfetu ve Ebu Musa radıyallahu anhuma. İşte Hazreti Huzeyfe Ebu Musa kad vafaka Abdullah. Hazreti Abdullah bin Mesud'a muvafakat ettiler ki Resulullah Efendimiz'in namazı böyleydi. Ala ma zehebe ileyhi mine tekbir. Abdullah bin Mesud tekbirler ne şekilde ise onu beyan etti. Onlar da onun zahip olduğu fikre muvafakat ettiler. Bir, ve keyfiyeti salat-ı id, bayram namazı nasıl kılınır?
o keyfiyeti de öğrenmiş oldular. وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَٰلِكَ اِذَا اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ زُبَيْرِ Yukarıda geçti 12 tekbir diyenlere muhalif olarak Abdullah ibn Zübeyr'in de muhalefeti var. O da başka türlü rivayet ediyor. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ اَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّسَنَا يُسُفُ ibn Mahik اَخْبَرَنِي اَنَّ ابْنَ الزُبَيْرِ Yusuf ibn Barik diyor ki bana haber verildi ki burada bir ravi noksan. Yusuf ibn-i Maik diyor ki ahbereni bana haber verdi. Kim haber verdi? Faili yok. Orada onun olması lazım. Yani filan kes bana haber verdi ki ennebne Zübeyir Abdullah ibn-i Zübeyir lem yekün yükebbiru illa erba'an tekbir almazdı illa dört tekbir alırdı. Siva tekbireteyn lirrek'ateyn iki rekatın rükû tekbirlerinden başka dört tekbir alırdı. Evet. Semi'a zalik bunu işitti minhu ondan zaame zümetti. Bunu işiden böyle zümetti. Yani bunu böyle işitti ve böyle zümetti ki Abdullah ibn Abbas dört tekbir alırdı namazda. İki tekbir rükû tekbirleri alırdı. Ondan başka yok. O tekbirler zaten rükû tekbirleri başka. Şu halde dört tekbir alınca birinci rekette dört, ikinci rekette dört, birinci reketteki dört tekbirin birisi rükû tekbiri yahut da iftitah tekbiri, kaldı ziyade tekbir kaç? Üç. İkinci rekette dört alıyor, birisi rükû tekbiri, bu kalıyor üç. Evet. Fakat yahut da yükebbiru illa erbaen, şöyle de olur. Yani iftitah tekbirinden başka dört aldı. Ondan sonra rükû tekbiri o başka. İkincide de dört aldı, o ziyade olan tekbirler. Bir de rükû tekbiri oldu. Beş. Böyle de olur ki o vakitte Abdullah ibn Abbas bayram tekbirlerini birinci rekette dört, ikinci rekette de dört almış oluyor. Şimdi bu iyice burada beyan edilmedi. Abdullah ibn Abbas'ın böyle yaptığı ama iftitah tekbiri dahil mi, değil mi? Yalnız rükû tekbirleri dahil değil diyor. Öyleyse fakat yehtemülen yekûne ihtimali var ki ola el-erba'ulleti kâne yukebbiruhunne birinci rekette almış olduğu dört tekbiri ola firreketil ola siva tekbiretil iftitah iftitah tekbirinden başka dört tekbiri olmuş almış ola. Bu ihtimal var. Feyekûnü mâ fe'ale o vakitte Abdullah ibn Abbas'ın ziyade alarak dört tekbir aldığı olur. Min zâlike dört tekbir aldığında muvâfüke muvâfık olur. Limâ zehebe ileyhi ibn Mes'udin ve Hüzeyfe ve Ebu Musa radıyallahu anh. Bu üç imamın zahip olduklarına muvaffak olur. İftar tekbirinden başka dört tekbir almış. Dört tekbir alınca birisi rükû tekbiri, üç tekbir kalıyor. İşte onların dediğine muvaffak oluyor. وَيَحْتَمُلُ اِحْتِمَالُ olurken تَكْبُونَ تَكْبِيرَةُ الْاِفْتِتَاحِ دَاخِلَةً فِيهِنَّ Hayır, iftar tekbiri onlara dahil idi. Dahil olunca فَيَكُونُ ذَٰلِكَ مُخَالِفًا لِمَسَبِهِمْ Onların mezhebine muhalif olur. Niye? Dört tekbir almış. Birisi iftar tekbiri, birisi de rükû tekbiri kaldı. İki tekbir. Bu vakitte ona muhalif oldu. Fakat yukarıda dedi ki rükû tekbirlerinden başka siva tekbiri değil rükû onu deyince yine mesele orada çatallaşıyor. Bu ötekilerine tam muvafık da oluyor. Rükû tekbirlerinden başka birinci rekette almış olduğu dört tekbirde iftitah tekbiri dahil mi değil mi? İftitah tekbiri dahil değil ise onların mezhebine muvafık olmadı. Çünkü onlar üçer tekbir dediler bu dört oldu. Yok iftar tekbiri dahil ise ona muvafık oldu. Burada tersinisini söylemiş. Öyleyse ve evlâ bina bize layık olan en nehmilehu Abdullah ibn Abbas'ın bu iki ihtimaldan, mezhebinde olan iki ihtimaldan birisini hamledelim. Alâ mâ vâfaka kavlehum ashabın kavlüne muvafık olanı hamledelim. La alâ mâ halefehum muhalif olanı değil. Yani üç tekbir birinci rekette ziyade, üç tekbir de ikinci rekette ziyadedir. Meseleyi halletmiş oluruz. Ve evlâ bin evet. Ve kadruvye khilâfü zâlike eydâ en Anes ibn-i Malik radıyallahu anh. Hazreti Enes'ten de 12 tekbirin hilâfına rivayet var. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Râhûn, kâle haddesene el-Aşhas en Muhammedin en Anes ibn-i Malik radıyallahu anh ve ennehu kâl. Hazreti Enes dedi ki, Tis'u tekbirat, bayram 9 tekbirdir. Hemsun fil ula, beşi birinci rekette ve erben fil ahire. Dördü de ikincide.
me'a tekbiratis salah, namazın tekbirleriyle beraber. Olursa namazın tekbirleri 5 birinci rekette, birisi iftar tekbiri, birisi de rükû tekbiri, kaldı ziyade tekbir 3. İkincide de 4. 3'ü bayram tekbiri, biri de namazın kendi tekbiri, kaldı 3. Gene işte Hanefilerin dediği mezhebi teyit etmiş oldu. Haddesena Salih ibn Abdurrahman قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك عن جده انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا كان في منزله بالطف حضره انس طف denilen yerde menzilindeydi فلم يشهد العيد الى مصره bayram namazına şehre bayram namazına gitmedi جمع مواليه kölelerini topladı وولده ve vüldehu oğullarını da topladı. Sümme ye'muru mevlahu. Ondan sonra kölesine emrederdi. Kim kölesi? Hangi kölesine? Abdullah ibn Ebi Utbe. Kölesi Abdullah ibn Ebi Utbe'yi emrederdi. Feyusalli bihim. Onlara namaz kıldırırdı. Keselati ehlil Mısır. Şehirlerde bayram namazını nasıl kılarlarsa o da onlara öyle bayram namazı kıldırırdı. Fezekere misli hadisi Abdullah ibn Haris An İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah İbni Abbas'tan Abdullah İbni Haris'in rivayet ettiği gibi namaz kıldırırdı. Ellezî zekernâhu fî hâzel bâb bu babda biz zikreyledik. Sevâen eynen onun gibi namaz kıldırır. O rivayet gibi Abdullah Enes İbni Malik öyle namaz kıldırırdı. Ve gadrûyen Câbir İbni Abdillah radıyallahu anhuma hilâf-ı zâlikeyde Abdullah İbni Câbir'de Câbir İbni Abdullah'tan da 12 rivayete muhalif olan bir rivayet geldi. Haddesena Ebu Bekre قال حدثنا رفع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد بن المسيب أنهم قالوا Cabir ibn Abdullah bir, Mesruk iki, Sa'id ibn Müseyyeb bunların üçü dediler ki aşru tekbirat 10 tekbirdir bayram namazı mea tekbiratis salah namazın tekbirleriyle beraber 10 tekbirdir. Ve bihi yakudu katade. Katade de bunu alır. O da bu fikre sahiptir. Evet. Ve kad halefe zâlike gayruhum. Başkaları bunlara muhalefet eyledi. Min eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramdan başkaları da bu rivayetlere muhalefet eyledi. Yani 12 tekbir rivayetine. Haddesene Ebu Bekir kâle haddesene Ravhun kâle haddesene ibn-i Avlin emmekhûlin kâle haddeseni men erselehu Sa'id ibn-i As. Mekhul diyor ki Sa'id ibn al-As'ın gönderdiği elçi bana rivayet eyledi. Ki fettefeke lehu erba'atun min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O gelen elçi dedi ki ashab-ı kiramdan 4 zat ittifak ettiler. Ala semaniye tekbirat. 8 tekbirat. Bayram namazlarında birinci rekette 4, ikincide de 4. Bu 8'i ittifak ettiler dedi. فهذا الحديث işte bu hadis هو الحديث الذي شل بالحديث الذي قد رويناه بس روايته الذي كما تقدم yukarıda geçtiği gibi hani çağırdı da sordular ya Abdullah bin Mesud da beyan etti ki Peygamber Efendimiz evvela bir tekbir alırdı sonra üç tekbir alırdı sonra kıraati okurdu sonra bir tekbir alır rükua giderdi sonra kalkar Kur'an okurdu üç tekbir alırdı dördüncü tekbirinden de rükua giderdi işte o rivayet. وَفِي الْاَرْبَعَةِ Dört sahabeden rivayet geldi ki o dört sahabenin içinde olucudur. Ebu Musa ve Huzeyfe radıyallahu anh'a. O dördün içinde bunlar da vardır. وَقَدْ سَدَّقَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ Ebu Musa el-Aşerî ile Hazreti Huzeyfe Abdullah bin Mesud'i de tesdik eylediler. فِيمَا اَفْتَى بِهِ Fetva vermiş olduğu bu meselede. Kime fetva vermiş olduğu? El-Velid ibn-i Ukbe. Velid ibn-i Ukbe'ye böyle fetva verdi ya. Onlar da tesdik ettiler. Evet ve fîmâ eftâ bihi o fetva vermiş olduğu fetva da olucudur ki enne tekbîretel iftitâh namazın iftitâh tekbiri sivâ hâzî semâniye tekbîrat bu 8 tekbirden başkadır. Evet. Peki 8 tekbir halbuki 3'er tekbir ziyade yani o 8 tekbir dediği bir de rükû tekbirleri geliyor. 8 oluyor. Fesebete bizalik. فثبت بذلك أن التكبيرات التي في هذا الحديث işte bu okuduğumuz beyanat da sabit oldu ki bu hadisi şerifteki tekbirler ve fi hadisil Cevzecani Cevzecani hadisinde onu rivayet etmiş olduğu hadisteki bayram tekbirleri 8 tekbir saydı. Bu 8 tekbir
gayru tekbiretil iftitah, iftitah tekbirinden başkadır. İftitah tekbiri başka. فَهَذَا مَا رُوْيَانَ اسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ Bayramların tekbirlerinde Ashab-ı Resulullah'tan gelen rivayetler bunlardır. Muhtelif rivayetler geldi. وَقَدْ رُوْيَ عَنْ تَابِعِيهِمْ فِي ذَٰلِكَ اِخْتِلَافِ Ashab-ı Kiram'dan muhtelif surette rivayetler geldi. Ya tabi'inden, diyor ki tabi'inden de rivayetler ihtilaf etti. Tabi'in de tekbirlerde ittifak etmediler. Onlar da ihtilaf ettiler. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ Tabi'inden rivayet olunan eserlerdendir. مَا حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ اَنْ خُسَيْفٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Ömer ibn Abdülaziz كَانَ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا Birinci rekette 7, ikincide 5 tekbir alırdı. Seb'an ve hamsen. 7, 5 kaç eder? 12. Ömer ibn Abdülaziz. Bu birinci rivayeti teyit eyledi. Bayram tekbirleri 12'dir diyenleri teyit eyledi. فَقَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahipleri dediler ki فَهَذَا عُمَرُ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ İşte Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anh قَدْ وَافَكَ مَذْهَبَنَا مَذْهَبُهُ يَقُدْ تَقَدْ وَافَكَ مَذْهَبُنَا مَذْهَبَهُ Bizim mezhebimiz onun mezhebine muvafık oldu. Kim diyor bizim diye? Birinci mezhep sahiplerinin 12'dir diye vardı ya. قِيلَ لَهُمْ Onlara cevaben denilir ki فَقَدْ رُوْيَ عَنْ اَكْثَرِ التَّابِعِينَ خِلَافُ هَذَا Ömer ibn-i Abdülaziz tabiindendir. Ondan bu rivayet geldi ama fakat tabiinin ekserisinden bunun hilafı geldi. Bu bir adam. Halbuki karşıda birçok adamlar bunun hilafını rivayet eylediler. Onları da ispat ediyor. Diyor ki حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْسُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ اَنَّ مَسْرُوكَ بْنَ الْاَرْدَعُ رَحِمَهُ اللّٰهِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ Tabiinden Hazreti Mesruk her iki bayramda tekbir alırdı. تِسْعَ تَكْبِيرَا 9 tekbir. 9 tekbir. Birisi iftitah tekbiri kaldı. 8 tekbir. 8 tekbirin 6'sı bayram ziyade tekbirleri, birer de rükû tekbirleri 8 tekbir. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْسُورًا يُحَدِّسُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدْ وَمَسْرُوكُ Tabiinden Esved ve Mesruk her ikisi de اَنَّهُمَا كَانَ يُكَبِّرَانِ فِي الْعَيْدَيْنِ Her iki bayramda tekbir alırdılar. تِسْعَ تَكْبِيرًا 9 tekbir. İşte 9 zevaid tekbiriyle dedikleri buradan. 9 tekbir, 9 tekbir ama zevaidi yok. 9 tekbiriyle uydum imamı. İşte bu mezhep. Yani 12 tekbirle değil de 9 tekbirle. Fakat onların zevaid. 9 tekbir doğru. Ama zevaid kelimesi zayid. Çünkü ziyade olan 6 tekbir. 3'ü namazın tekbirleri. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun kâle haddesena el-Eş'as ve el-Hasan rahimehullah. Hasan-ı Basri tabiindendir. Ondan da rivayet olundu ki kâle tis'u tekbirat Bayram namazında 9 tekbir vardır. Hamsun fil ula birinci rekette 5 ve erbeun fil ahire 4 de ikincide. Me'a tekbiratis salah namaz tekbirleriyle beraber. Yani birinci rekette iftar tekbiri 1, 3'te bayram tekbiri 4, bir de rükû tekbiri 5. İkinci rekette 3 reket 3 tekbir bayram tekbiri bir de rükû tekbiri 4. Etti 9. Hem de sıraaten diyor ki مَا تَكْبِيرَةِ الصَّلَىٰ Namaz tekbiriyle beraber 9. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ اَنْ اَبِي مَعْشَرًا اِبْرَاهِمَ النَّخَعِي رَحِمَهُ اللّٰهِ قَالَ اِبْرَاهِمَ النَّخَعِي Tabiinden o da dedi ki tis'ü tekbirat bayram tekbirleri 9'dur. Şimdi Ömer ibn Abdülaziz bir tek kişi. Bunlar bak kaç kişi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قال حدثنا شعبة قال سمعت حمزة أبا عمارة قال سمعت الشعبي رحمه الله يقول إمام الشعبي eşittim derdi ki ثلاثا تكبيرler üçer üçerdir birinci rekette 3
İkinci rekette 3. Siva tekbirati salah, namaz tekbirlerinden başka. Namaz tekbirlerini de katarsan her rekette birinde 5, birinde 4, 9 eder. Namaz tekbirlerini kaldırırsan ise 3'er 3'er. Dese rahat bu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا الحجاج بن المنهل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو بن سيرين في تكبير العيدين Her iki bayram tekbirlerinde İbn Sirin'den rivayet olundu. Fezekere misle hadisi tekbir İbn Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'un tekbirinin mislini zikreyledi. Ve vafakahu eyza, yani İbn Mesud'a muvafakat eyledi. Alel muvalati, İki kıraatin bir peşine olduğunda, beynel kıraatin, iki kıraat arasında muvalık var. Yani birinci rekette evvela tekbirleri almış, sonra Kur'an okumuş. İkinci de evvela Kur'an okumuş, sonra tekbirleri almış. Bu vakitte kıraatler birbirine, bir peşine geliyor, bayram tekbirleri araya girmiyor. Abdullah bin Mesud'un mezhebi de bu. İşte bu tabiinden birkaç zattan rivayet eyledi. Bunların hepsi Abdullah bin Mesud'un rivayet eylemiş olduğu rivayete muvafık hareket etmişler. Haddesena Ebu Bekret'e kal haddesena Ravhun el İbni Avun'in en Muhammed'in bin Ahri. Gene İbn Sirin'den başka bir senette bu rivayet geliyor. Fahâzâ ekteru men reveyna anhu minet tabi'in. İşte tabi'inden rivayet ettiğimiz ekseriyet قَدْ وَافَكَ قَوْلُهُ Bunların kavli muvafık oldu. قَوْلَ بِنِ مَسْعُدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Abdullah bin Mesud'un kavline muvafık oldu. Şimdi bayram tekbirleri hakkında Ashab-ı Kiram'dan muhtelif rivayetler geldi. Tabiinden de muhtelif rivayetler geldi. Bunun hangisi kuvvetlidir, hangisiyle amel edilecek? Bir de bunu temyiz etmek, tercih etmek meselesi kaldı. İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki وَلَمَّ اَخْتَلَفَ فِي التَّكْبِيرِ فِي سَلَاتِ الْعِدَيْنِ Bayram namazlarındaki tekbirlerdeki bu ihtilaf oldu. Ne, hangi ihtilaf? Hazel ihtilaf, işte bu zikrettiğimiz ihtilaf. Kim 13 tekbir dedi, kim 12 dedi. Tam ve tabi'in arasında اَرَدْنَا اَنْ نَنْزُرَ فِي ذَلِكِ Buna bir dikkat edip araştırmak lazım geldi. Nazar edelim, araştıralım, bakalım ne için? لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ اَقَاوِيلِهِمْ هَذِهِ Bunların bu sözlerinden biz çıkaralım. قَوْلًا صَحِيحًا Sahih bir kavli çıkaralım. Hangisi daha sahih? Çünkü hepsi de rivayet ama hangisi daha sahih ise onu alalım. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Bunu araştırdık diyor. Baktık. فَلَمْ يُرْوَ اَنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ Ashab'tan hiçbirisinden rivayet edilmedi ki اَنَّهُ o فَرَّكَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْفِطْرِ وَلَدْهَا Ramazan bayramı ile kurban bayramı namazları arasında ihtilaf etsinler. Bu hiçbir kimseden rivayet edilmedi. Ramazan bayramı iki rekat, kurban bayramı o da iki rekat. Sonra şekilleri, Ramazan bayramında da ziyade tekbirler var, kurban bayramında da ziyade tekbirler var. Bunda ittifak var. غَيْرَ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ Yalnız Hazreti Ali'de bir ihtilaf var. Hazreti Ali kurban bayramını 5 tekbirle kıldırdı. Ramazan bayramı tekbirini 11 ile kıldırdı. Öteki sahabeler bunda ihtilaf etmediler. Yalnız Hazreti Ali ayırdı. Kurban bayramı, o da bir rivayetti. Onda iki rivayet var da birisinde ayırdı, birisinde ayırmadı. Diğer ashab-ı kiram hepsi kurban bayramı nasılsa Ramazan bayramı da öyle rivayet eylediler. وَكَانَتْ صَلَاتُ الْفِطْرِ وَصَلَاتُ النَّحْرِ صَلَاتَيْ عَيْدٍ Ramazan bayramının namazı, kurban bayramının namazı bunlar ne oldular? Bayram namazı oldular. صَلَاتَيْ عَيْدٍ Bayram namazı oldular. Öyle namazlar ki مَفْعُولَتَيْنِ ikisi de işlenilmiş. Ne için? لِمَعْنَمْ وَاحِدٍ Bir mana için işlenilmiş namazlar oldu. Bayram namazı diye kılınır. İki rekat kılınır. Ramazan bayramında bayram namazı diye kılınır. Kurban bayramında yine bayram namazı diye kılınır. İkisi de bayram namazı. Bunda da ihtilaf yok. Bunda ne çıkıyor? Diyor ki buna biz baktık. O da bayram namazı, bayram için kılınıyor. O da bayram için kılınıyor. وَهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ فِي رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا Bunlar rükûlarında müsavi, secdelerinde de müsavi.
İki rekette iki rükû var, dört secde var. Ramazan bayramında da öyle, kurban bayramında da öyle. Müsavi. Nerede fark olacak? Kıraatte, zemmi surede, onda da müsavi. Şimdi kaldı tekbirlerde ihtilafi. Öyleyse fekânen nazaru, nazar kıyas oldu ki en yekûna Ramazan ve kurban bayramı olalar. Sevâen tekbirde de müsavi olalar. La ihtilâfe beyni ehdâhumâ ve beynel uhura. İkisiyle, birisiyle ötekinin arasında ihtilaf olmaya fî sâiri hükmihimâ, diğer hükümlerindeki yani tekbirlerde de ihtilaf olmaya. Kıyas bunu icap eder. Fesebete bimâ zekerina, bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Et tesviyetü, müsavi olmak, müsavi kılmak, beyni salateyn, iki namaz arasını tesviye, müsavi kılmak sabit oldu. Fî yevmin nehri ve yevmin fıtri. Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasındaki fark yok. İki namazı da müsavi yapmak lazım geldi. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın birisini başka türlü kıldırması, birisini başka türlü kıldırması zayıflık oldu bu. Öyleyse öteki ashab-ı kiramın hem rivayeti çok hem de kıyas da onu teyit ediyor. Evet. Peki şimdi bunu evvela nezere itibarı aldı, araştırdı, dedi ki bayram namazı, kurban bayram namazı ikisi müsavidir, ayrı ayrı olmaz. Öyleyse sıra tekbirlere geldi. Tekbirler ne kadar olacak? Sümme nezerna fi adedi tekbir. Tekbirlerin adedine baktık. Fihima, her iki bayram namazında. Fereyna, biz gördük. Sairas salavat, diğer namazları. Haliyeten min hazet tekbir, bu tekbirden hali. Cüm'e namazında yahut da beş vakit namazında böyle ziyade bir tekbir yok. Bu ziyade tekbirler nerede var? Yalnız bayram namazında var. وَرَيْنَا صَلَاتَ الْعَيْدَيْنِ İki bayram namazını da gördük ki قَدْ اُجْمِعَ icma olundu ulema tarafından ki اَنَّ ف۪يهِمَا تَكْب۪يرَاتٍ زَائِدَةً عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ Kendilerinden başka diğer namazlarda olan tekbirler üzerine bu iki bayram namazında ziyade tekbirler var. Bunda da icma var. Bütün ulema diyor ki bu ziyade tekbirler bayram namazlarında var. Yok diyen yok. Yani bir rivayet gelsin ki Resulullah Efendimiz bayram namazlarını diğer namazlar gibi kıldırdı. Ziyade tekbir yok. Yok. Bu böyle rivayet yok. İlla ziyade tekbir var. Bunda da icma var. Öyleyse bu ziyade tekbirler ne kadar? Miktarı nedir? Adedi nedir? Bunu araştırmak lazım. فَكَانَ النَّزَرُ اَنْ لَا يُزَادَ فِي الصَّلَاةِ لِلْعَيْدَيْنِ Kıyas oldu ki bayram namazlarındaki ziyade edilen tekbirler olmaya ala ma fi sa'ir salavat gayrihima bayram namazlarından başka diğer namazlar üzerine ziyade edilen tekbirler olmaya illa ma illa bir şey ola ki üttüfika ala ziyadeti onun ziyadesine ittifak olundu. Diğer namazlardaki ziyade tekbirler yok. Bayram namazlarında var. Bayram namazlarında da bir adet var ki onda ittifak var. Bir adet de var ki ihtilaf var. Öyleyse evvela ittifaklıyı alalım. Bu da ne? Her rekette üç tekbir fazla. Bunda ittifak var. Ama üç tekbirden sonra bazıları diyor ki birinci rekette iki tekbir daha fazla var. İkinci rekette bir tekbir daha var. Yani iki rekette altı tekbir olduğunda ittifak var. Altıdan ziyadesinde de ihtilaf var. Öyleyse kıyasen evvela bu ittifakı alalım. Sıra gelir ihtilaflıya. فَكُلُّنْ قَدْ اَجْمَعَ Ülemanın hepsi icma eyledi. عَلَى زِيَادَةِ تِسْعِ تَكْبِيرَاتِ Dokuz tekbirin ziyadesine. Ya bu da tis'i değil. Esasın sevabı sitti tekbirat. Altı tekbirin ziyadesi. Çünkü dokuz tekbir ama o üçü ziyade değil onlar. Namazın tekbirleri. Eğer onun tis'i tekbirat مَعَ تَكْبِيرَاتِ السَّلَاةِ derse olur. Onu öyle bir geyit koysanız da olur. مَا تَكْبِيرَاتِ السَّلَاةِ Ama o da ziyade değil. Yani tabirde müsamaha olmuş olur. Evet. Bunda ittifak var. عَلَى مَا زَهَبَ اِلَيْهِ اِبْنِ مَسْعُودِ وَحُزَيْفَةُ وَابْنِ عَبَّاسِ وَابُ مُوسَى وَمَنْ سَمِعَنَا مَعْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte İbn-i Mesud buna sahip oldu. Hazreti Hüzeyfe, İbn-i Abbas, Ebu Musa el-Aşşeri ve bunların da diğerlerinden de işittik ya, onlar buna sahip oldular ki 9 tekbir var.
9 tekbirin 3'ü namazın tekbiri 6'sı ile ziyade. Yalnız buradaki tabirde قَدْ اُجْمَا عَلَى زِيَادَةِ تِسْءِ تَكْبِيرًا 9 tekbirin ziyadesine icma oldu. Yok. 6 tekbir. 9 değil. 9 namaz tekbirleriyle. Bak aynı ibarelerde de var. Onun için bizim müezzinlerin niyet ederken niyet eyledim. 9 zevaid tekbiriyle bayram, eyd-i fitri kılmaya uydum imama demeler işte buradan gelmiş. Müsameha terkiyle. Esas ziyade 6. Peki nerede ihtilaf oldu? Bunda da icma var. 6 tekbir ziyade. وَاَخْتَلَفُوا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ Bunun üzerine ziyadede ihtilaf var. Bayram, namaz tekbirleriyle 9. 9'dan sonra bazıları 11 dedi, bazıları 12 dedi, bazıları 13 dedi. Yani namazın tekbirleriyle var beraber. فَزِدْنَا فِي هَذِهِ الصَّلَةِ Biz bu namazda ziyade eyledik. Neyi? مَا اُلْبِرْ Sayı ki, adedi ki اُتْتُفِكَ عَلَى زِيَادَتِهِ ف۪يهَا Onda ziyadesinde ittifak var. O da kaç tekbir ziyade? 6. 6'yı biz ziyade eyledik. وَنَفَيْنَا عَنْهَا O namazdan, bayram namazlarından nefh eyledik. Neyi? مَا لَمْ يُتَّفَكَ عَلَى زِيَادَتِهِ ف۪يهَا Ondaki ziyadeye ittifak vakı olmayan, ihtilaflı olanı da biz hasbe eylediğimiz. Binaenaleyh 6 ziyade tekbiri aldık. Diğer ihtilaflı olanı almadık. İmam-ı Tehavi öyle diyor. فَسَبَتَ بِذَٰلِكِ İşte bununla sabit oldu. مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَهْلُ هَذِي الْمَقَالَ Bu ikinci mezhep sahiplerinin mezhebi sabit oldu. Şimdi bu da bitti. Bununla kesmiş oldu ki birinci rekette 5 tekbir var. Namaz tekbirleriyle beraber birinci rekette. İkinci rekette 4 tekbir var. Fakat ziyade kaç tane? 3. Birinci rekette, 3. ikinci rekette. Hepsi namazın tekbirleriyle beraber. Ayakta kaç tekbir alınıyor? 9 tekbir alınıyor. Esas dedi ki o. O secde tekbirleri başka. Ayakta alınan birinci de 5, ikinci de 4. Namazın tekbirleriyle beraber. Peki sıra geldi kıraate. Kıraat tekbirlerden evvel mi okunacak? Tekbirlerden sonra mı okunacak? Yahut da birinci rekette sonra, ikinci rekette evvel mi okunacak? Sıra buraya geldi. Diyor ki, ثُمَّ نَزَرْنَا فِي مَوْضِي الْقِرَاةِ مِنْهَا Bu tekbirlerin neresinde kıraat okunacak? Evvelinde mi, sonunda mı? Ona baktık diyor. فَقَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَىٰ اَنَّهَا فِي الرَّكَّةِ الْعُولَى بَعْدِ التَّكْبِيرِ Ulemadan bir kısım dediler ki, birinci rekette tekbirden sonradır. Evet. وَفِ السَّانِيَةِ كَزَالِكِ İkincide de kıraatten sonradır. Tekbirden sonradır. Bazıları dediler ki birinci rekette evvela tekbirleri alır sonra Kur'an okursun. İkincide de evvela tekbirleri alır sonra okursun. Ulemanın bir kısmı böyle dediler. Böyle diyenler dediler ki قَدْ رَئِيْنَاكُمْ قَدْ اِتَّفَقْتُمْ وَنَحْنُ Onlara diyoruz ki قَدْ رَئِيْنَاكُمْ Biz sizi gördük. قَدْ اِتَّفَقْتُمْ Siz ittifak ettiniz. وَنَحْنُ بِيْسِ Yani siz 12 tekbir dediniz, her ikisi de tekbirden sonra dediniz. Biz, evet, 9 dedik fakat kıraatin evvel sonra olmasında ihtilaf ettik. Bir defa birinci rekete alalım. Birinci rekette biz ikimiz ittifak ettik. Ne dedik? Evvela tekbir alınacak, sonra Kur'an okunacak. Bunda ihtilaf yok. Evet. İttifak ne üzerine ettik? Ennel kıraate fir rekete lula birinci rekette kıraat muakharetun en tekbir tekbirden sonradır. Bunda ittifak var. Bunda ihtilaf yok. Öyleyse kaldı ikinci rekette. İhtilaf nerede oldu? İkinci rekette. İkinci rekette onlar diyorlar ki evvela tekbir sonra kıraat. Biz de diyoruz ki evvela kıraat sonra tekbir. İhtilaf burada oldu. Fennazaru nazar en tekune fissaniyeti kezalik. Kıyas İcab eder ki bu da öyle olsun. Evvela tekbir olsun, sonra kıraat olsun. Madem birinci reket öyle, ikinci reketin de böyle olması icap eder. Bunlar böyle diyorlar. Evet. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى Fakat ikinci mezhep sahiplerinin lehine ve onların aleyhine olan hüccettendir ki اَنَّ التَّكْبِيرَ zikrun. Onlara diyoruz ki sizin dediğiniz kıyasın böyle olması lazım.
evvela tekbirle sonra kiraat olması lazım. Fakat biz kıyas yaptık, baktık ki tekbir nedir? Ende tekbire zikrun. Tekbir zikirdir. Yuf'alu fissalah, namazda işlenen bir zikirdir. Vahve gayrul kira, kiraatın gayrısıdır. Kur'an değildir. Kur'an başka, zikir başka. Öyleyse biz araştıralım, bakalım ki birinci rekette zikir nerede olur? İkinci rekette zikir nerede olur? فَنَزَّرْنَا ف۪ي مَوْضِعِ الذِّكْرِ مِنَ الرَّكَةِ الْعُولَ مِنَ الصَّلَةِ Namazda zikir birinci rekette nerede olur? Buna baktık. وَمِنَ الرَّكَةِ السَّانِيَةِ اَيْنَ مَوْضِعُ İkinci rekette de zikrin mevzii neresidir? Bunu araştırdık. فَوَجَدْنَا الرَّكَةَ الْعُولَى Birinci rekati bulduk ki fiha el-istiftahu ve't-ta'avvud. İnsan namaza başladı mı en evvela Sübhaneke okur. Ondan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim okur. Bu ne vakit okur? Namazın evvelinde başlangıçta. Ela ma kad ravina fi gayri hazel mevdi. Bu mevzinin gayrisinde biz bunu beyan eyledik. Min kitabina hada bizim bu kitabımızda. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Evvela Sübhaneke'yi okumuş zikirdir. Euzu'yu okumuş o da zikirdir. Ve amman raveynâhu anhu min eshabihi radıyallahu anhum. Eshab-ı kiramdan da böyle rivayet eyledik. Öyleyse fekâne zâlik bu zikir oldu birinci rekette fi evvelis salâh kablil kira'at. Namazın evvelinde Kur'an'dan evvel oldu. Sübhaneke, euzu bunlar zikir namazın evvelinde oldu. Fesebete bizâlik bununla sabit oldu ki en kezalik en şan kezalik böylecedir mevdi'u tekbir fi salatil eydeyn bayram namazlarında da tekbirin mevzii böyledir. Tek bir zikir olduğundan birinci rekatın evvelinde olsun olması sabit oluyor. Niçin? Birinci rekette evvela zikir sonra kıraat oluyor. Neden anladık? Sübhaneke'nin ve uzunun okunmasında. Tekbir de zikir olduğundan kıraatten evvel oluyor. Firreketil ula birinci rekette huve zâlikel mevdu'u minhâ. İşte mevzi kıraatten evveldir. Kaldı ikinci rekat. Zaten burada onların da ihtilafı yok. Esas ihtilafı olan ikinci rekat. İkinci rekete gelince diyor ki ve vecednel kunûte fil vitri. Biz vitirde kunûtu bulduk. Yuf'al firreketil ahire. Sonki rekette okunur kunût. Kunût ise zikirdir. Min salatel vitri. Vitir namazının en son rekatında okunur. فَكُلُّنْ قَدَجْمَ Ulemanın hepsi icma eyledi ki اَنَّهُ بَعْدَ الْقِرَاءِ Vitir duası Kur'an'dan evvel mi okunur sonra mı? Sonra. Hiçbir kimse Kur'an'dan evvel vitir duası okunur demedi. Evet, Kur'an'dan sonra. Bunda da icma var. وَاَنَّ الْقِرَاءَةَ مُقَدِّمَةٌ عَلَيْهِ Ona tekdim edicidir. Yahut مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ Kıraat, vitir duasına, kunut duasına tekadüm etmiştir. Bunda icma var. Bes وَرُبَّ مَخْتَلَفُوا وَاِنَّمَ اَخْتَلَفُوا وَاِنَّمَ اَخْتَلَفُوا Onlar ihtilaf eylediler. Ne de? فِي تَكْدِيمِ الرُّكُوعِ عَلَيْهِ وَفِي تَكْدِيمِ عَلَى الرُّكُوعِ Rükû mu evvel yapılır, kunut duası mı evvel yapılır? Bunda ihtilaf var. Yani Kur'an muhakkak okunacak da Kur'an okunduktan sonra kunut duasına geldi. Ulemanın bazı demiş ki evvela rükû yapılır, sonra kunut duası okunur. Bazıları da demişler ki evvela kunut duası okunur, sonra rükû yapılır. İhtilaf bu. Vitir duası mı evvel, kunut duası mı evvel? Bunda ihtilaf var. فَاَمَّا فِي تَخِيرِ يَعْنِ الْقِرَاءَةِ فَلَا Kunut duasının Kur'an'da tehirinde ihtilaf yok. Bunda ittifak var. Bundan ne çıktı? فَسَبَتَ بِذَلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّ مَوْدَعَ التَّكْبِيرِ مِنَ الرَّكَةِ الْآخِرَةِ Sonki rek'ette tekbirin yeri min salatil eyd bayram namazında huve ba'del kıraat, kıraatten sonradır. Niye? Zikir yeri ikinci rekette sona geliyor. Kunut duasından öyle anladık. Kıraatten sonra geliyor. Madem zikirdir, evvela Kur'an okuyacağız, sonra zikri yapacağız. يَسْتَوِي مَوْدِعُ سَائِرِ الذِّكْرِ فِي الصَّلَوَاتِ Bütün namazlarda zikir mevziği müsavi oluyor. Öyleyse madem vitirde zikir sonra oluyor, bayram namazında da zikir sonra oluyor, olsun. وَيَكُونُ مَوْدِعُ كُلِّ مَخْتَلَفُوا فِي مَوْدِعِهِ مِنْهُ وَيَكُونُ olur. مَوْدِعُ كُلِّ مَا Her bir şey mevdi'i ki اِخْتَلَفُوا فِي مَوْدِعِهِ مِنْهُ Onun mevziinde ihtilaf oldu. Acaba
bu tekbirler kıraatten evvel mi sonra mı, madem ihtilaf oldu, öyleyse biz ittifak olunan şeye gidelim, ihtilaf olunan şeye gitmeyelim. O da nedir? İttifak olunan şey, namazların kunut duası sonunda olur. Bunda ittifak var. Tekbirleri de öyle yaparız dedi. Kemevdi ma'kad ucme ala mevdi. Mevdine icma olan neydi? Birinci rekatte tekbir namazın evvelinde icma var idi. Kunuta da baktık, bunda da icma var. İkinci, en sonunda, namazın en sonunda kıraatten sonra. Bunda da icma var. Öyleyse bayram tekbirleri birinci rekette zaten ihtilaf yok. İkinci rekette ihtilaf olduğundan kunutta icma var, kunut gibi yaparız dediler. Yani kıraatten sonra. Şimdi burada ne anlaşıldı? Vitir namazını, tekbir, iftah tekbirini bayramda alacak. Sübhaneke'yi okuyacak, Euzü'yü okuyacak. Ondan sonra 3 defa Allahu Ekber. Allahu Ekber, bayram tekbirler. Ondan sonra Kur'an okunur. Ondan sonra rükû tekbiriyle rükûa gider. Secdeleri yapar, ayağa kalkar. Ayağa kalktığı gibi tekbirle ayağa kalkacak. O namazın tekbiri. Fatiha'yı okuyacak, Zemm-i Sûre'yi okuyacak. Ondan sonra zikir mevziine geldi. 3 tekbir alacak. 4. de rükûa gidecek. Bu okuduğumuz kimin mezhebi? Diyor ki, وَكُلُّ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda beyan ettiğimizin bu hepsi فَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavludur. Vallahu Teala alem. Seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.